Osmanlı padişahları İslam dininin hadimiydiler. Ömürlerince iyiliği emredip kötülükten men ettiler. Daha birçok vesileyle Evliyaullah'tan olmakla şereflendiler. Babası, dedesi, ceddi ona erliği tarif etmiştir. Erlik, hamlıktan kurtulup, pişerek arınıp, aşk ile yanmak demektir. Zorlu yollar askerleri İslam sancağı altına girecek ülkelere götürüyor. Hangi gaye insana dağlar aşırır? Hangi gaye anayı, babayı, yari bıraktırıp yollara düşürür? Onların gayesi Hakk'ın adını yüceltmektir. Bu askerin yerden aldığı çürük elma birazdan bize gayeyi öğretecektir. Sağlam vücut muharebe için gerektir. Vakit dinlenme vaktidir. Çadırlar kurulmalı, ihtiyaçlar giderilmelidir. Bakalım Bezirgan ne istiyor? Padişah'tan elmalarımın hesabını istiyorum. Söyleyin. Gelmezse hakkımı helal etmiyorum. Bir maruzatım var padişahım. Müsaade buyurun anlatayım. Buyurun. Sizi dinliyorum. Askerleriniz bahçemden geçerken elmalarımı yediler ama değeri olan altını ödemediler. Askerlerimin hepsi kul hakkı konusunda ne kadar ince hesap yapmaları gerektiğini bilirler. Bu dediğin nasıl olabilir? Hakikat budur padişahım. Askerleriniz elmaların bedelini ödemediler. Askerlerine döndü. Bezirgan'ın söyledikleri doğru mu? Dedi. Sizler bizim kul hakkına ne kadar değer verdiğimizi bilmez misiniz? Bunu kim yaptıysa hemen söylesin. Ben yaptım hünkârım. Kul hakkının önemini bile bile böyle bir şeyi nasıl yaparsın? Padişahım, yediğim elma yerdeydi ve çürüktü. Para edeceğini düşünemedim. Nitekim iki arkadaşım da oradaydı. Onlar ağaçtan elma kopardılar ve parasını da bahçeye attılar. Biz asla kul hakkına el uzatmayız. Bezirgan, askerimi duydun. O ikisinin kopardığı elmaların bedelini aldım. Öyleyse istediğin nedir? Diğer askerinizin yerden aldığı elmanın bedelini de isterim. O çürük elma için ne istersin? Bir kese altın isterim. Vezir hiddetlendi. Bir çürük elma bir kese altın eder mi? Hak sahibi Bezirgan'dır. Ne derse onu vermekle mükellefiz. Allah'ın indinde kul hakkı ne kadar önemlidir bilmez misiniz? İşte hakkın olan bir kese altın. Koca Murat uzattı işte istediğin bir kese altını. Elini uzatıp niye almıyorsun? Bezirgan seslendi. Ne olur? Beni de aranıza alın. Ben de sizin gibi düşünen, sizin gibi yaşayan biri olayım. İşte İstanbul'u İslam diyarı yapacak olan Fatih'in babasının hali insanlara böyle tesir ediyordu. Fatihler yetiştirmek için kul hakkına riayet etmek gerekiyordu.